Garantili Araba Moto Ekspresi'ne hoş geldiniz. Bu test merkezimizde aracınızın fren testi, amortisör testi, yanal kayma, boya kaporta, conta testi, hasar kaydı, kilometre sorgusu, yani boya makinesiyle boyanın mikronunu, kalınlığını, araç fabrika çıkışlı kalın boyalı mı, değil mi veya sonradan atılan bir boya var mı? Değişen parçaların tespiti, hepsini burada yapabiliyoruz. Merhabalar, iyi günler. Garantili Araba Showroom'dan ben Oğuz. Şu anki aracımız sıfır bir araç. 3008 yeni kasa. Bu aracın boyası, değişeni var mı veya fabrikasyon herhangi bir eksiği var mı onu inceleyelim. Aracımızın ışık altında inceliyoruz. Burada örnek veriyorum. İnce boya var ise ışık altına baktığımız zaman biz onu gözle test ediyoruz. Boya cihazlarında bazı düşük mikronlu boyalar çıkmayabiliyor. Bu yüzden biz bunu boya ölçüm cihazıyla böyle tek tek kaparak inceliyoruz. Bunun dışında aracın plastik aksamında veya farlarında çizik, kırık, alt kısmında bir darbe vesaire var mı diye lüften de kaldırarak altında inceliyoruz. O şekilde bakıyoruz. Şimdi herhangi bir boyalı parçası var mı diye kontrol ediyoruz. Şu anda aracımız 110 mikron veriyor. Boya kalınlıklarını ölçerek araçta boya olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ancak bazı ustalar artık ince mikronlu, yani düşük mikronlu boya atarak cihazlarda görünmesini engelleyebiliyorlar. Bunun için de ışık altında inceleme yapmamız gerekiyor. Işık altında baktığımızda gözle boya var mı yok mu onu önce görmemiz gerekiyor. En ince detayına kadar basıyoruz bu şekilde. Artık çoğu yeni nesil araçta ön kaput alüminyum oluyor. Alüminyum parçalarda mikron biraz daha düşük olabiliyor. Ancak bunu da yine gözle baktığımız zaman üzerinde boya olup olmadığını ışık altında tespit edebiliyoruz. Genel itibariyle aracı kontrol ettiğimizde bu araçta herhangi bir şekilde hata ve boya olmadığını gözlemledik. Aracımız tamamen hatasız ve boyasız. Çorum Garantili Araba Moto Ekspres'ten ben Oğuz. Şu anda incelemekte olduğumuz aracı bir esnaf arkadaşımız, farklı bir esnaf arkadaşından almış. Esnaf arkadaşı bu araca hatasız ve boyasız demiş. Şimdi biz bakalım bu arabayı incelediğimizde ne çıkacak. Aracımızın yakından baktığımız zaman arka bagaj vidalarında oynama olduğunu görüyoruz. Bu parça değişmiş, yan sanayi bir parça. Bagaj kapağımız değişmiş. Bu aracın daha iç kısma baktığımız zaman da şöyle yakından bakabilirsek şu kısımlarda işlem olduğunu görüyoruz. Bu araç arkadan bir darbe almış. Bagaj havuzu esnemiş. Burada bir düzenleme işlemi olmuş. Boya ve macun da var. Görüyorsunuz burada 510 130 170 270 600 bu kısımlarda onarım olduğunu gösteriyor bu. Aracımızın arka paneli düzeltilmiş, pompayla şişirterek tekrar eski yerine getirmişler. Bagaj kapağı değişmiş dediğimiz gibi. Araçta sağ arka çamurluk üst kısımda boyası düzeltme var. Şu kısım boyası düzeltmeyle onarılmış. Sağ kapı sök tak ayar yapılmış. Arka sağ kelebek camı değişmiş aracımızın. Ön cam değişmiş. Ön kaputta ayarlama yapılmış. Bakın ayar yapılmış diyoruz. Bu ön kaput kesinlikle değişmemiş. Sadece ayar yapılmış. Boyasız.
ve orijinal. Aracımızın tavanında boya yok. Ufak tefek dolu izleri var. Yani bu araç hatasız denerek alınmış. Ama sonradan incelediğimizde hataları gördük. Yani demem o ki ekspertizin faydası şu. Bir iş yerinin kurumsallığından ziyade aracınızı inceleyen ustanın işi iyi bilmesiyle alakalı bir durum bu. Yani aracı iyi inceleyen bir, yani araçtan anlayan iyi bir ekspertiz ekmenizi tavsiye ediyorum. Araç alırken risk almayın. Şimdi bu araç mesela satılırken örnek veriyorum hatasızı 70 liraysa bu araba şu an belki 65'e falan satılacak. Yani ona göre önleminizi almanızı tavsiye ederiz.